Ünye Döner Çeşme Meydanı'ndayız. Döner Çeşme Meydanı'nda bir süredir simit satarak hem kendisini hem de ailesini geçindiren bir hanımefendiyle beraberiz. Hanımefendiyle habere başlamadan evvela bir ince sohbet ettik. Kendisi devletin ya da özel sektörün çoğunun kapısında engelli olmadıkları halde oturarak hizmet eden insanlardan dert yandığı için engelli kardeşlerin de devlet adına devlet kapılarında ya da özel sektörlerde mutlaka değerlendirmeleri gerekir diye laf edince biz de kendisine sorduk. Bu sıkıntıları kendisinden öğrenelim istedik. Hiç kimse bilerek ve isteyerek engelli olmaz, engelli de doğmaz. Bunların mutlaka özel sebepleri vardır. Biz önce kardeşimizi tanıyalım. Sizi tanıyalım. Adınız soyadınız? Cemile Kuru. Doğuştan mı rahatsızsınız? Engelli oldunuz? Genetik, yoksa daha sonradan mı? Genetik bir hastalık. Küçük yaşlarda kendini gösteriyor. Yaş ilerledikçe ilerliyor. Yani ölene kadar devam eden bir hastalığım var. Evet. İlerlemesi. Genellikle kan uyuşmazlığından kaynaklı engelli rahatsızlıklar söz konusudur. Ailenizde akraba evliliği var mı? Evet var. Ailem yok demesine rağmen aynı köyden dağılma oldukları için araştırdığımızda var olduğu ortaya çıktı. Evet. Akraba geçmiş evliliğinden olsun kaynaklanan akrabalarımızda da var hatta. Var. Aynı hastalıktan. Engelli. Evet. Var. Devletin ya da özel sektörün engellilere bakışını sizin ağzınızdan öğrenelim. Yani şimdi engelliler belirlenip küçük yaşlarda eğitime başlamalı, eğitim verilmeli. Özel eğitim bunun için var olmalı. Özel eğitim verilmeli. Hepsinin yapabileceği iş gücüne göre bölümlere ayrılmalı. Ona göre eğitim verilmeli bence. Ona göre işlere yerleştirilmeli. Yani hiç bırakmadan. Çünkü kendi haline bıraktığınız zaman normal bireyler gibi biz okuyup bir yerlerde düzgün bir iş sahibi olmamız çok zor. Ben okula gidemedim. Liseye, ortaokula devam edemedim. Yürüyemediğim için. Hani okula gidemezsin dediler. Gidip gelemezsin. Kar, kış. Gidemeyince ne yapacaksın? Geri kalıyoruz hep eğitimden. Halen daha öyle. Şimdiki bakıyorum şimdiki zamanımıza. Hala okula gidemeyen engelli kardeşlerimiz var. Yani destek olunması gerekiyor. Sadece özel eğitim verilerek çözüm de bulunamıyor. Ama devlet hiç bırakmaması lazım. İşe yerleşene kadar. Bırakılmaması lazım. Yani ki bizim kendi başımıza bir yerlere gelebilmemiz çok zor. Engelli doğumun önüne geçirebilmesi için devlet el atmalı. Öyle düşünüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani şimdi evlenmeden önce bir sağlık kontrolünden geçiliyor. Bakılıyor mu ki akraba evliliğin var mı? Ailede genetik hastalık var mı? Benim şimdi mesela aynı köylümle biri iki kişi evlensin, bu hastalığın çıkma ihtimali var yani. Yani. Ama bu nasıl belirlenecek? Bu hastalığın tedavisi daha henüz yok. Sadece doğmadan önce tedbir alınması gerekiyor. Tabii bu nüfus planlamasından kasıt bu zaten. Devlet gerçekten bir master diye laf edilir de pek böyle 100 yıl sonrayı düşünülerek yapılmış programlar ülkemizde, ünyemizde pek yok. Hep böyle günlük evet, yapıyoruz. Evet. Halbuki siz de söylediniz ordu genelinde ülke geneline oranla en çok engelli insan varmış. Çünkü akraba evliliği çok yapıldığı için. Burada çok yapıldığı için yani. Biz burada ikimiz bir muhabir, bir engelli, siz
simitçilik yaparak geçimini temin eden kardeşimiz de bu soruna çözüm bulamayız. Buradan devletimizin yetkililerine, sizin adınıza sesleniyor saygıdeğer yetkililer. Bugün ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de ve bölgesinde de çok sayıda akraba evlerinden kaynaklı engelli insan var. Bu insanların sayısını devlet eliyle yapılan çalışma sonucu azaltabiliriz. Aksi halde bu insanların sayısı çoğalarak memleketin ekonomisine de zararı var. Evet. Bu yüzden mutlaka bir nüfus planlaması sonuç aldırır, evet, ve engelli sayısını büyük oranda düşürür diyoruz.